Burası annemin çocukluğunun geçtiği yerler. Sındırgı'nın Karakaya köyünün Aykırlar denilen yeri. Burada yukarıda dayım sonradan geldi, ev yaptırdı İzmir'den. Şimdi onu ziyarete geliyoruz. Annemin çocukluğunda burada hayvan yaparlarmış. Özellikle keçi. En çok keçi yetiştirirlermiş. Tam keçi yeri buralar. Bitki örtüsü. Tam keçilerin sevdiği cinsten. Burada Aykırlar mezarlığı var. Annemin, dedelerinin mezarı burada. Onları ziyarete geldik. Sonra da dayımı ziyaret edeceğiz. Dün gece ve dün gündüz çok güzel yağmur yağdı. Çok temiz bir hava var. Zaten her taraf çam ormanı. Çok doğal. Kim bilir kaç yıllar önce bu taş avlular örülmüş. Ne zahmetler, ne zorluklarla koca koca taşlardan duvar örmüşler. Buradan koyun ya da keçi sürüsü geçmiş. Yerdeki ayak izleri. Eskiden buralar hep tarla olarak sürülürmüş, ekilir, biçilirmiş. Bir zamanlar burada bir sürü aile insan yaşıyormuş. Ama şimdi bunlar dediğim gibi en yakın Karakaya'ya. Köy buraya yakın. Sonra Sındırgı ilçesine, sonra Balıkesir'e, Akhisar'a, Manisa'ya, İzmir'e dağılmışlar. Şurada görünen taş avlunun arkası mezarlık. Bundan 50 yıl, 60 yıl önce buralarda insanların yaşadığı, tarlaların ekilip biçildiği, hayvan yetiştirildiği günleri hatırlıyor insan. Veya hayal ediyor. Hatırlayamam da hayal edebilirim. Yanlış oldu. Evet, mezarlığa geldik. Çok güzel kuşlar ötüyor.
Ot içinde mezarlıkta. Şunlar pinar ağacı. Gerçekten ağaç olmuşlar. Normalde bunlar dağlarda ağaççık gibi kalıyorlar. Çok fazla büyüyemiyorlar. Hayvanlar çok seviyor. Yaz kış yaprağını dökmüyor. O yüzden fazla büyüyemiyorlar. Doğal olarak sürekli budanıyorlar. Ama burada mezarlık içinde olunca korunmuşlar. Koca ağaç olmuş. Mezarlık ziyaretinden sonra dayımın evine doğru iyice yaklaştık. Bu tel örgünün öbür tarafı dayıma ait. Burada badem ağaçları çoğunlukta. Kocaman bir dut var. Çok eski bir dut. Dutlar olmamış ama bir veya iki haftası var. Olmak üzereler. Göstereyim. Havalar biraz ısınsa bir haftaya kadar olurlar herhalde. Vakti zamanında buralara böyle o zamanın asfaltı çamur olmasın diye taş döşemişler. Ta annem çocukluğunda hatırlıyor böyle taş olduğunu. İnsanlar o zamanlarda doğru dürüst makine de yok, alet, edevat. Çoğu el yordamıyla, beden gücüyle neler neler yapmışlar. Buranın manzarası çok güzel. Burada yine bir tane dut ağacı var. Alt dallarını gelip geçen hayvanlar yiyor diye ta üstten çok yüksekten taçlandırılmış. Yine o eski zamanlardan kalma taş avlular. Dayım ilk İzmir'den geldiğinde burada koyun yapıyordu, arıcılık yapıyordu. Çok koyunlar ve arıları vardı ama şimdi yaşlandı artık. Sadece temiz havasından, doğasından yararlanabiliyor. Yine bir dut ağacı. Burası Karakaya köyündeki anneanne ve dedemin mezarları.